Arkadaşlar selamünaleyküm. Savunma sanayisi gerçekten çok dinamik bir süreç. Sürekli kendinizi geliştirmek zorundasınız. Tabi bu kadar hızlı gelişmenin yaşandığı bir alanda başarısızlıklar ya da gecikmeler çok normal. Savunma teknolojilerinde ne kadar gelişmiş durumda olursanız olun hata payınız vardır. Dev sanayiler bile dev hatalar yaptılar bugüne kadar. Ama bu hatalar zarardan çok tecrübe getirir. John Maxwell'in çok sevdiğim bir sözü var. Sometimes you win, sometimes you learn. Yani bazen kazanırsın, bazen öğrenirsin. Bu açıdan bakarsak hatalar kayıp değil. Tecrübedir. Bugün konumuz olan savaş uçağı gibi. Amerika bir zamanlar F-117 Nighthawk savaş uçaklarıyla korku saldı. Radara yakalanmayan hayalet uçak ürettik dediler. Ve bu uçak asla vurulamaz diye reklamını yaptılar. Ama vuruldu. İşte bugün Kalibre serisinin yeni videosunda o uçağı konuşuyoruz. Savunma teknolojileri tarihinin ilk hayalet uçağı F-117 Nighthawk. Geliştirilme ve vurulma hikayesi olsun bugün konumuz. Son olarak da bu hatadan edinilen tecrübenin olumlu sonucuna kısaca değiniriz. sürekli duyarak büyüdüğümüz bir ifade var. Güçlü ordu güçlü Türkiye diye. Bu ifade sadece ülkemiz için geçerli değil. Bütün devletler için aynı durum söz konusu. Rekabetin bu kadar sert olduğu bir siyasi ortamda her devletin gücü ordusunun gücü kadardır. Ordunun güçlü olması için de öncelikle şart hava kuvvetlerinin güçlü olması. Yani caydırıcı savaş uçaklarına sahip olmak. Savaş başladığında bütün askerler girecekleri bölgeye önden savaş uçaklarının operasyon yapmasını isterler. Çünkü büyük tehdit olabilecek düşman hedefleri birkaç dakika içinde imha edilir bu şekilde. Savaş uçağı dendiğinde de akla öncelikle iki devlet gelir dünyada. Birisi genelde Sovyetlerin mirasına sahip olan Rusya. Diğeri de tahmin edebileceğiniz gibi Amerika. Bu iki devlet her konuda olduğu gibi savaş uçakları konusunda da her zaman yarış halindeydi. Ve bu yarışın en yoğun yaşandığı döneme yani soğuk savaş dönemine damga vuran bir uçağı konuşuyoruz bugün. F-117 Nighthawk. F-117'nin üreticisi tahmin edeceğiniz gibi Lockheed Martin. Dünyada radara yakalanmama teknolojisiyle yani yani hayalet uçak olarak geliştirilmiş ve hizmete girmiş ilk araç bu. Uçağın projesi 1970'lerde başlamıştı ama tam anlamıyla sır gibi saklandı bu proje. Projede çalışan ekip dışında herkesten saklanıyordu çalışma. Hatta 1978 yılına kadar Pentagon'da bile bu projenin varlığını bilen insan sayısının birkaç kişi olduğu söylenir. Düşünün Pentagon'un bile haberinin olmadığı bir gizlilikten bahsediyoruz. F-117 Nighthawk bu kadar gizli yürütülen bir projeydi çünkü savaş doktrinlerini değiştirebilecek bir potansiyele sahip olduğunu inanılıyordu. İlk prototipi 1977 yılında uçuruldu. 1983 yılında da envantere girdi. Hizmete alındığı dönemde çok reklamı yapıldı. Özellikle Körfez Savaşı'nda adından çok söz edildi. Bu uçak asla vurulamaz şeklinde propagandası yapıldığı için döneminde korku saldı. Toplamda sadece 64 adet üretildi ve sadece Amerikan ordusu tarafından kullanıldı. Farklı yönlerde yansıtma yapan farklı açılı plakalar sayesinde radardan kaçıyordu. Tek kişilik bir uçak olan F-117 20 metre uzunluğundaydı. 23 ton ağırlığa sahipti. General Electric üretimi 2 adet motor kullanılıyordu bu uçakta. Bu motorlarda gerçekten ciddi güç üreten motorlardı. Ama uçak ses hızının altında hareket ediyordu. Bu en çok eleştirilen yönü oldu hep. İki farklı görüş vardı bu konuda. Birinci grup ses bariyerini aşarken çıkaracağı patlama sesiyle yeri tespit edilebilir. Bu uçağın da en önemli özelliği hayalet uçak olması. Yani bu sesle koca proje çöp olur. Bu yaşanmasın diye bilinçli şekilde ses hızını aşamayacak şekilde tasarlandı diyor. İkinci grup da bilinçli yapılmadığını iddia ediyor. Onlar göre infraret alıcılardan kurtulabilmesi için motor modifiye edildi ve bu modifiyede güç kaybı yaşandı. Bir de radarlardan saklanabilmesi için tasarlanan şekilsiz yüzeyde çok fazla aerodinamik kusura sahip. Bu kusurlarda ses hızını aşmasına engel oluyor. Yani bir başarısızlıktan bir destan çıkarmaya çalışmayın diyorlar. Tartışma hala sürüp gidiyor. Ama bu tartışmada ikinci görüş yani bunun bilinçli yapılmadığı görüşü daha hakim. Ayrıca tasarımından dolayı yakıt konusunda da hiç ekonomik değildi bu uçak. Yakıtı aşırı tükettiği için Harekat menzili sadece 860 kilometreydi. Ama tabii öne çıkan özelliği hızı ya da hareket yarış yapı olmadı. Hayalet uçak kavramıyla insanlık F-117 sayesinde tanıştı. İddia edilene göre uçak tasarımından dolayı radarda sadece bir kuş kadar iz bırakıyordu. Standart bir uçağı 150 kilometreden tespit edebilecek kabiliyette bir radar F-117'yi anca 3 kilometreden tespit edebiliyordu. O saatten sonra da zaten tespit etmesinin bir anlamı yok. O mesafeden gözle de görülüyor. F-117 genel olarak avcı değil bombardıman uçağıydı. 2,5 tona yakın patlayıcı taşıyabiliyordu. Daha da önemlisi termonükleer bomba kabiliyeti de vardı. Ama bir şeye değinmek lazım ki bombardıman uçağı olsa da manevra kabiliyeti avcı uçaklarıyla boy ölçüşebilecek seviyedeydi. Yine iddiaya göre uçak egzoz gazını azaltabilen bir sisteme sahipti. Yani kızıl ötesi güdümlü füzelerin takip edebileceği bir iz bırakmıyordu arkasında. Ama birim maliyeti çok yüksekti. 122 milyon dolara mal oldu. Bu da özellikle o dönemin uçakları için devasa bir miktar. Üretilen 64 uçağın 50 aktif görevlerde kullanıldı. Genel anlamda başarılı da sayılabilecek bir projeydi. Ama dikkat ettiyseniz hayalet uçak olmasıyla yani radar izinin düşüklüğüyle alakalı kısımlarda genelde iddia edilene göre gibi ifadeler kullandım. Çünkü çok reklamı yapılan Körfez Savaşı'nda parlayan bu uçağın karizması Kosova Savaşı'nda yerle bir oldu. 1999 yılında Yugoslavya'ya yapılan NATO müdahalesinde F-117'ler aktif olarak görev aldı. Zaten Körfez Savaşı dışında aktif görev aldıkları tek yer burasıydı. 29 Mart günü yerel saatle 20.15'te 13 kilometre mesafeden birçok roket ateşlendi. Roketi ateşleyenler Yarbay Zoltan Dani komutasındaki Yugoslav 250. Hava Savunma Tugayı birlikleriydi. Havadan gelen tehlikeye karşı orta irtifa hava savunma sistemlerini kullanıyorlardı. Taburun elinde Sovyet S-125 Neva roket sisteminin Yugoslav versiyonu vardı. Ama aralıklı çalıştırılıyordu bu sistemler. NATO'nun anti hava savunma sistemlerine yakalanmamak için Yugoslav ordusu hava savunma sistemlerini 17 saniyeden fazla çalıştırmıyordu. Buna rağmen 23 kilometre mesafede uçağı tespit ettiler. Yarbay Zoltan Dani 2007 yılında bir röportajında uçağı bomba atmak için kapaklarını açtığında tespit ettik dedi. Ama öyle ya da böyle asla vurulamaz denen uçak bu sayede vuruldu. Yugoslav ordusu 2 adet roket ateşledi. F-117 pilotu roketlerin kendisine doğru geldiğini fark etti. İlkinden kurtuldu. Ama yakından geçen roket uçakta büyük bir sarsıntıya sebep oldu ve pilot kontrolü kaybetti. Ardından ikinci roket doğrudan uçağı vurdu. Pilot uçağın kontrolünü tamamen kaybedince atladı. Paraşütünü açar açmaz da acil durum radyosundan yardım çağrısında bulundu. Normalde yere inmeden bu çağrıyı yapmaması gerekiyordu. Ama daha sonra yüksekteyken sinyal daha uzağa gider düşüncesiyle ve Yugoslav güçleri tarafından yakalanırsa canlı ele geçirildiğine dair kanıt oluşturması için bunu yaptığını söyledi. Neyse pilot inince saklandı ve 8 saat sonra Amerikan Hava Kuvvetleri Arama Kurtarma Timi tarafından kurtarıldı. Pilot kurtarılsa da uçak artık vurulmuştu. Karizması yerle bir oldu. ABD güçleri uçağın enkazını yok etmek için hiçbir girişimde bulunmadılar. Sırbistan uçaktan kalanları Rusya'ya verse bile sorun oluşturmayacağını açıkladılar. Sorun oluşturdu mu oluşturmadı mı bilinmez elbette ama gerçekten tahmin edildiği gibi oldu. Uçağın bazı parçaları Rusya'ya bazı parçaları da Çin'e verildi. Bu parçaları iki ülke anti hayalet uçak teknolojisini geliştirmek için kullandı. Bazı parçaları ise hala Belgrad Havacılık Müzesi'nde sergileniyor. F-117'lerin karizması yerle bir olunca yeni çalışmalara hız verildi. Zaten en başından beri yeni bir çalışma vardı. F-117'ler üretildiğinden beri özellikle ekonomik anlamda çok memnun olunan sistemler değillerdi. astarları yüzlerinden pahalıya geliyordu. Onun için daha F-117'lerin ilk yıllarında alternatifleri üzerinde çalışılmaya başlanmıştı ve bu projeden aktarılan tecrübelerle hepimizin bildiği yeni bir sistem doğdu. Amerikan ordusunun sadece kendisi için ürettiği hayalet uçağı F-22. F-117'ler 2008 yılında apar topar emekliye ayrılsalarda F-22'ye giden yolu açmışlardı. Bu da başta dediğimiz gibi kazanma projede öğrendiklerini gösteriyordu Bu her ülke her sanayi Hatta her birey için geçerli yani sometimes you win sometimes you learn bazen kazanır bazen öğrenirsiniz başarısızlıklar kayıp değil tecrübedir Yeter ki hatalardan ders çıkarabilecek yeterlilikte olalım Allah'a emanet olun